Evet, rakibi görmüyor bile ya. Rakibi görmüyor ya. Ya adam bu tarafa ya, bakarken eli böyle yapıyor. Adam senin hakkına geliyor. Abi sen kaç yaşındasın ya? Senin gözlerin bu. Gözleri özgülenmiyorsun ya. Oğlum yakın gözlüme sen kendi gözlüğünü tak. Sen kendi gözlüğünü tak. Benim gözlüğümü... Ben gözlüğüm gözlüğüm. Ben yaşlıyım diyorum ama sen içken iyice gitmişsin ya. Sen beni pozisyonu tartışıyorlar. Görmeden vurmuş diyor. Yüzüne bakmadan vurmuş diyor. Ya adam buraya bakarken suratına geliyor. Ya ne anlatıyorsun? Ya sen top oynadın mı top? Bu ne diyor ya? Dayız oynadın mı sen? Yok ben. Bak Candi'nin Kasımpaşalı oyuncunun suratına attığı ters top. Ya gör güvenli. Kırmızı kart diyen adamla ben. Hocam bak ne diyor ya? Bırakın futbol konuşmayı. Aynı havayı bile teneffüs et. Hocam ne demiş? Ne diyor biliyor musun Gökmen abi? Evet diyor, suratına vuruyor ama diyor. Böyle vuruyor diyor. Suratına bakmıyor diyor. Bakarak vuracakmış. Ya elini sallarken bilerek vurmuyor ki. Bilerek vuruyor. Bana ya şey sana hocam. Allah dilli aşkına hocam. Bak. Bak Allah dilli aşkına böyle bir şey olur mu hocam? Oynat abi. Bak. Başlat. Bak hocam. Bak havada değil hocam, yere indikten sonra bak. Of. Hocam ağzını ben buna kırmızı kart diyen adamın futbolculuğundan, geçmişinden, geleceğinden, cibiliyetinden şüphe ederim. Ya bir de hocam ben şunu... de senin cibiliyetinden tamam. Şüphe ediyorum zaten. Bak şunu zaten. Söyleyeyim şunu. Peki Türkiye. Bak hocam. Allah için söyleyeyim. Bakın bunun namusu Galatasaray. Cagney'in 8. dakikada Kasımpaşalı kim bilmiyorum. Suratına vurduğu hareket. Kırmızı mı diyeyim? Hocam bir şey de ben de söyleyeyim. Bak kardeşim. Geçen haftaki Trabzonspor'da ikizlerden atılması gerekiyor. Katılıyorum. Ben de. Ama bugün itibariyle. Dur abiciğim ben de söyleyeyim. Ben de diyorum ki dün bana daha programda yoktum ben. Sinan'la Ertem yapıyor cumartesileri. Biz olmuyoruz. Dün bana binlerce mesaj geldi. Evet. Diyorlar ki mesajlarda özellikle Galatasaraylılar Şikirtel'in pozisyonunu da yarın konuşacağım mı? Daha konuş program daha bugün geldik. Evet konuşuyorum. Bak konuşuyorum. Şikirtel temin de söyledik program başında. Şikirtel'in hareketi %100 kırmızı karttı. Evet bak oldu mu? Gönlünüz soğudu mu? Peki bu caddeye ne diyeceğiz şimdi? Hadi geçen haftaya geçtik. Bu hafta daha fena. Ya bırak geçen haftaya. Siz geçen haftaya. Bir dakika. Siz ya Ahmet Efendi. Objektiflikten geçen hafta. Bir dakika. Objektif. Galatasaray'ı Gökmen. Geçen hafta. Geçen hafta. On yakınının pozisyonuna şampiyon aldı dedim. Ben değil dedim. Ne anlatıyorsun sen? Arkadaşlar bir dakika. Bırak beyefendiyi bana ya. Gökmen abi bir dakika. Arkadaşlar bakın televizyonun başındaki insanlar televizyonu kapatıyorlar. Seyredemiyorlar gürültüden. Tek tek konuşalım. Ben konuşuyorum. Buyur abi. Ben söyleyeyim. O cevap versin. Söyledim. Ben diyorum ki lütfen. Fenerbahçeli Abdülkerim Durmaz olarak objektifliğimi tartışıyorsunuz, soruyorsunuz. Bak Fenerbahçeli Abdülkerim diyor ki Şikirtel'in atılmaması ayıptır. Bravo. Öyle bir uçuş futbol literatüründe yoktur. Adama değmese bile atılır. Hocam bana atlamayla. Atlama bir kere çirkin. Bak ben böyle günayete tekemmiş ben. Fenerbahçeli Abdülkerim Durmaz objektif olmuyor. Bir dakika Gökmen. Bir dakika. Galatasaraylı Gökmen objektif mi oluyor? Bak Cagney'ninkine göre burada görüyor. Arkası dönüp hocam, durmuş. Hocam bana sordun bakmamış diyor. Kim daha objektifmiş? Ya Azrail'de mi çıkacaksın? Hadi git ya. Objektif. Hadi git ya. Hadi oynamadın da sen oynadın. Bir dakika. Hazır olma çıkılır mı lan? Böyle çıkılır mı kafaya? Kafaya çıkmıyor. Etmeyin yere düştükten Gökmen sonra. Hadi git ya bırak hadi ya. Hadi. Müsaade et ne olur. Tamam hadi. Gökmen abi dinler misin beni? Bir saniye. Kim objektif? Beni dinler misiniz? Abdülkerim abi bir saniye. Sen kırmızı kart diyorsun bu pozisyona değil mi? Değil diyor ya. Değil abicim ne alakası var? Değil diyorsunuz. Bu pozisyon normal adamın eline yüzüne tekme tokat girmesine hava topuna çıksa bile. Görmemiş onu öyle bu. Kırmızı kart değil. Sen ne diyorsun abi? Kırmızı kart kardeşim. Kırmızı kart. Sen ne diyorsun abi? Kırmızı kart demiyorum. Bir saniye. Kırmızı kart ve buna kırmızı kart değil diyen adamla ben... Futbol falan konuşamam. Bir diyor. Sen futboldan anlamıyorsun ki ne konuşacaksın bravo, zaten. Bravo. Sen futboldan anlamıyorsun ki sen hakemlikten anlıyorsun. Ben Ahmet'e bir şey diyeceğim. Arkadaşına 35 yıllık arkadaşına sahip çıkacağına. Ne diyor hocam? Ne dedik? Ya senin Ahmet Efendi denmesi problem değil. Efendilik efendiliktir. Ama bana Ahmet Efendi deme. Şey hocam. Sana rica ediyorum. Peki sen demin ne dedin? Ne dedim? Futbolculuğundan, adamlığından, cibiliyet nedir? Cibiliyet. Soy. Geçmiş demektir soy. Soy, evet. Cibiliyetsiz demek. Ha, benim soyumdan şüphe ediyorsun öyle mi? Etmiyorum diyor. Şüphem yok diyor. Gökmen Bey. Ya bırak ya konuşma. Cagney'in pozisyonu kırmızı değil diyorsun değil mi? Evet. Ben seninle futbol konuşamam. Sinan, konuşma zaten. Sinan anlamı futboldan anladığı yok. Arkadaşlar, bana göre net
kırmızı karttır. Bu caddede bir IQ sorunu var arkadaşlar. E nasıl olacak şimdi bunlarla bir milli futbolcu? Bu caddede bir IQ sorunu var. Apo milli futbolcu. Fenerbahçe, Sinan milli futbolcu. Hocam, Beşiktaş. Hocam ben anlamam. Ben siz senel bir dakika dur. VAR gelmeden önce senelerdir insanları yediniz siz be. He, bir tane... Bir tane yani 6-7 tane hakem var medyanın içinde. Biriniz yani şöyle söyleyeyim yarı yarıya evet yahut hayır demediniz be. Bitiremedik. Ne anlatıyorsunuz? Ne alakası var? Senelerce insanları yediniz ya. Bir dakika Cagney'de Cagney'de bir IQ sorunu var. Ben geldiğinden beri Galatasaray'a bakıyorum hareketlerine. 20 gol atar demiştim. Ah 40 dedin. Hayır 20'nin üzerine. 20'nin üstüne 20 daha atar. Kasımpaşa'da 20 tane gol atmışsın. Aynı görüşte misin? Kasımpaşa'da. Bak bir dakika. Kasımpaşa'da 20 gol atan Galatasaray gibi çok hücum eden bir takımda. Bir yemeğe girmiştik. Bugün bakıyorsun. Bir yemek iddiamız bugün bakıyorsun. Sen 15 demiştin. Sıkıntı yok hocam. Ben 16 senin. Giderim senin kokoreççi de ısmarlarım sana. Tamam yediren adam da mı? Yediren adam. Şimdi, oğlum hazırla geliyorum inşallah. Bu arkadaşlar, bu arkadaşa ben bakıyorum hareketlerine bir. Saç stilinden dolayı baktım. Bir de hareketlerine baktım maçın içinde falan. Şu an Galatasaraylılar Fatih Hoca dahil ulan acaba mı diyorlardır. 14 kağıtlık oyuncu. Bana 10 saniye izin verir misin? Sadece 10 saniye. İstiyorsan sen bozulursun böyle. Verdim, yok hocam. Bir dakika abi. Konuşma. Türkiye Futbol Federasyonu. Cagney'in oralarında tokalar mokalar, çelikler melikler var. Yüzükler müzükler. İnsan sağlığına zararlı. Kafa topunda o çelikle parçan benim parçalarsın kafamı. Çelik. Nereden çıktı çelik? Boncuk var ya burada. Nereden çıktı? Hocam. Tamam pardon. Ya çok önemli bir şey sanki söyledin. Ben 20 tane atar dedim. Evet. 20 tane atar dedim. Galatasaray'ın oyun planını, Galatasaray'ın hücum yapısını düşündüğüm için bunları söyledim. Yani bu golcü bir adam. Ben baktım leblebi gol atıyordu abi evet. Şeyde Kasımpaşa'da oynarken. Sinan aynı cadde. Bu çocuğun birileri yeteneklerini çalmış. Ne? Bu çocuğa evine hırsız girmiş. Bir şey olmuş. Bunun yeteneklerini çalmış. Söylüyorum olur bak, mu ya? İnan diyorum. Hırsız yetenek bak, çalar mı bu? Çalmışlar. Yemin ediyorum bir saniye. Bunun yemin yeteneklerini çalmışlar. Tamam mı? Evine hırsız girmiş yeteneklerini bunun çalmış. Bunun evine hırsız girmiş. Bunun yeteneklerini çalmışlar ya, abi. Bir şey var. Bana bakın şu an arkadaşlar bana da binlerce Galatasaraylılardan mesaj geliyor. O Instagram'dan oradan burada abi acaba hata mı yaptı bu elimizden patlayacak. Şu an Galatasaraylılarda da bile yöneticisinden tut başkanına kadar ulan acaba biz ne yaptık? Şu bir iki tane atsa da rahatlasak falan. Ama aslında oyun planına baktığın zaman bunu çok sıkı marke ediyorlar. Kötü de oynuyor Sinan. Bak, gol atmaz sorun değil. Atmayabilir. Çaldıran yeteneklerini. Ama kötü oynuyor. Ama bir dakika. Kasımpaşa'dayken böyle miydi abi? Kasımpaşa'dayken böyle zıp 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 gidiyordu ya. Trize gele beraber manyak ediyorlardı sen onları. Ciddi ciddi hırsız girdi yeteneğini çaldı diyorsun. Bak diyorum Galatasaray'a geldiği günden beri bu çocuğun da IQ sorunu var. Yaptığı hareketlerden belli. Bugün normal olarak bu maçta yoktu. Kırmızıydı. Bu çocuk sezonda 4 tane falan adaletli yönetiyorsun 4 tane falan kırmızı görür. Bunun hareketlerinden. Ben bunu konuştum bir Galatasaray yöneticiye de konuştum. Aynısı konuşuyoruz dedi. Kendini kaybediyor çocuk. Biraz saf bir çocuk gibi. Enteresan. Kimsin abi? Galatasaray yönetici. Bu çocuktan bahsediyorum daha önce. Biraz Emenike'ye benziyor ama. Bilmiyorum ne bileyim. Emenike de sağolsun. Bu çocukta. Bunu biraz eğitmesi lazım. Arkadaşlar bu çocuğun yeteneklerini çalmışlar. Ama ben iddia ediyorum. Yine 20'ye yakın gol atacağını bir an evvel yeteneklerini hırsız bulacak. İstanbul polisine geri buradan edeyim. Haber verdik. Ya, İstanbul polisi arayacak bunun yeteneklerini Fatih Hoca'ya falan teslim edecekler. Tekrar bu normal günlerine dönecek. Şakası bir yana oynadığı oyuna baktığın zaman şimdi gelsin bir adam gelse dese ki Avrupa'dan birisi gelse Galatasaray devre arası bunu 14 milyon euro verdi. Buna mı diyecekler? Şaşıracaklar mesela. Buna mı? Evet diyecekler. Allah Allah lan. Bunu Galatasaray'a affedersin feci bir şekilde birkaç hafta daha beklemek lazım ama açılabilir ben, yani. Ben bak Sinan'a benim sen bana cevap ver. Cagney'in atılması lazım mıydı? Ben laflarımın hocam %100 kırmızı ya. Peki dün Skretel'in atılması lazım %1500 mıydı? %1500 o ya. Skretel'in dün kırmızı kartı. Bugün Cagney'in kırmızı kartına değil diye. Hocam dün ben adamla futbol hocam, konuşamam. Güzel hocam. Ben Bey de olsun, rahmetli babam gelsin olsun, hocam, kim olursa olsun. Ben dün akşam Ertem'inkine hocam biz dün akşam Ertem'le yaptığımız... Cinayete tecebbüs diyorum. Ne Ertem'le sen ya? Biz dün ne yapıyorsun? Cagney'inki fiske mi? Şey mi? Makas mı? Boş ver sen abi. Biz dün Ertem'le yaptığımız programda ben Yahoviç'in pozisyonunda kırmızı dedim. Bakın bazen top ayağındayken topu şöyle çekersin adam gelir ayağına vurur düşürür seni değil mi? İstemeyerek. Bu da istemeyerek. İstemeyerek senin ayağını vurur, düşürür, penaltı yapar. Bu da istemeyerek bastın. Çünkü orada top yok.
İstemeyerek basarsan nasıl kırmızı hocam olur? Sinan basacak nereye? Havada hocam, adam. Bana ne yapıyor? Kocamcı gibi. Hocam, hocam yapmayın. Hocam. Havuç kırmızı. Aynı. Aynı. Yapmayın. İşte yapmayın Sinan. Aynı pozisyon. Aynı pozisyon. Dün bir dakika durdu bir dakika. Jelson'un Zuta olayı var. Ya, adam buraya ya kadar çıktı. Adam şey burada kaldı. Sonradan geliyor Jelson. Ona da vurdu da penaltı falan. Arkadaşlar. Arkası yok. Arkadaşlar. Hadi git ya. Hocam hadi bu git istemeyerek bakın. Bu ya istemeyerek bir dakika. Sen sezilerini falan bitirmişsin anam boş versin. Hocam bir dakika. Buraya kadar adam buraya kadar çıkıyor. Bir lütfen dur. Bir müsaade eder misin? Hocam bir herkes üst üste konuşuyor. Herkes. Hocam hiçbir şey dinlenmiyor. Hiçbir şey dinlenmiyor. Gerçekten dinlenmiyor. Hiçbir şey anlamıyor. Tamam. Ha bir şeye giriyorum. Hocam bir dakika. Dalıyorsunuz ya. Hap mı aldınız? Konuşma hap mı aldınız ya? Tamam Sinancığım sen dinliyorsun. Ben böyle bir şey görmedim. Anlatamıyorum bir şey ya. Futbolu falan hakemliği çok iyi. Bir pozisyona bakmak istiyorum. Yani en sonunda delirdik ya. Sinan bir ben dinliyorum. Arkadaşlar. Kardeşim hadi. Ben herkesin bir görüşü vardır. Evet. Hocam o yok. O Gökmen abi beğenmiyor falan. Sen beğenmiyorsun. Sen beğeniyorsun. Bilmem ne kartları değildir. Ben de diyorum ki istemeyerek kırmızılar görürsün. Topla gidersin. Topu çekersin. Top yoktur. Adam gider ayağına koyar. Senin kırmızı düşürürsün. Bu pozisyonda da adam ayağını kaçırsın veya kaçırmasın. Düşmüştür. Bu bir şanssızlıktır.